Merhaba. YÖK'ün sağlık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Kelime sorularına bakacağız bu bölümde. Kelime sorularını çözerken ne demiştim? Preposition sorularını çözerken de aynısını söyledim. İlk 20 soruda mümkün e, bağlaç soruları haricinde zaman harcamayacağız. Bu soruların kolay veya zor olmasına kaynaklanmıyor. Karar verme sürecimizin e, çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü preposition kelime gibi. Biliyorsak biliyoruz, bilmiyorsak bilmiyoruz. Peki kelimeyi bilmek ne demek? Collocation'larla oluyor daha çok. Yani sizler tabii ki yani birçok öğrenci bunu yapıyor. Alıyor işte Türkçelerini yazıyor kelimelerin. Ondan sonra hocam yani Türkçesini biliyorum ama bir türlü yerini yerleştiremiyorum diyor. İşte onunla ilgili bir videom var. Kelime bilmek ne demek e, tam olarak? Aslında onu izleseniz biraz belki e, daha e, şey hani kelime öğrenmekle ilgili stratejilerinizi bir daha gözden geçirirsiniz. Yani belli kelimelerin yanlarına Türkçesini yazmak olmuyor. Somut kelimeler olur. Masa, sandalye gibi kelimeleri somut olarak ezberleyebilirsiniz. Yani Türkçesini yazarsınız. Çünkü somut bir kelime Tier 1 diyoruz biz onlara. Tier 2 kelimeler aslında bizim asıl öğrenmemiz gereken yok dilde. Tier 2 kelimelerde işte şuradaki ekranda gördüğünüz kelimeler. Yani bu kelimelerin yanına işte yaklaşık olarak şiddetli bir şekilde rastgele bir şekilde öyle olmuyor. Yani yazıyorsunuz. O nasıl boşluğa güzel gelmiyor. Ya da Türkçesi mantıklı geliyor, İngilizcesi mantıklı gelmiyor ya da tam tersi oluyor. Dolayısıyla kelime öğrenmek için collocation'ları da bilmek lazım. Cümle içinde o kelimenin nasıl kullanıldığına dair bir fikrinizin olması lazım. Bunun için de bol bol aktivite yapmanız lazım. Bol bol egzersiz yapmanız lazım. Aynı kelimeyi farklı bağlamlarda sürekli görmeniz lazım. Bunun için de zaman lazım ve doğru bir eğitim lazım. Bizim böyle bir kelime akademik word list diye bir çalışmamız var. Bilimsel bir çalışmadır bu arada. Çalışma yani şöyle söyleyeyim. O kelimeleri biz seçmedik. İşin bilimsel tarafı o. Biz bunu aktivite haline getirdik. Ve öğretmen olduğumuz için de bunları egzersiz haline getirmek çok zor olmadı bizim açımızdan. Yapabildiğimiz bir şey. Ama dediğim gibi o kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Akademik metinleri anlayabilmeniz için. Bilmek demek de Türkçesini bilmek demek değil. Tamam. Yani şey yapmayın boş boşuna. Yani nasıl diyeyim liste yapmayın. Yani liste yapıyorsanız da nasıl diyeyim onun size yani 100 kelimeyi öyle ezberlediyseniz onun size faydasının 20'lerde 30'larda olacağını bilerek yapın bunu. Kısa sürede yani sınava diyelim girmenize bir hafta kalmış. E tamam liste yapın. Hani doktor ne yersen yediyor ya <laughs> onun gibi bir hafta kala ne yapıyorsanız onu yapabilirsiniz. Sorun yok. Ama kelimeyi bilmek, kelimenin ner nasıl bir cümle içinde nasıl bir yere oturduğunu bilmek için ...collocation'ları bilmeniz lazım. O, o kelimenin birçok farklı yani register'ını bilmeniz lazım. Formal, informality işte negatif mi, pozitif bir kelime mi? Yani bir sürü orada başka kriter var. Ee, dediğim gibi şimdi böyle söyleyince çok şey size gelmiyor belki ama... ...hani işin bilimsel tarafı bu, onu söyleyeyim. Yani Türkçesini ezberlemek de olmuyor işte. Bakıyoruz şimdi. Diabetes develops when the body does not produce enough insulin. Tamam, normal bunu anladık. Diyabet ne olur? Cannot respond it. Bir şeye cevap verme, tepki verme. Bir şeye nasıl tepki verirsiniz? Düzgün bir şekilde tepki verir misiniz? Evet verirsiniz. Bu olur. Vehemently. <laughs> şiddetli bir şekilde. Yani vücut şiddetli bir şekilde şey vermiyor demeyiz. Yani yeterli vermiyor desek. Mesela sufficiently de olurdu burada. Veya adequately olabilirdi. Randomly rastgele demek. Bu da olmadı. Extremely aşırı demek. Permanently de kalıcı demek. Kalıcı bir şekilde şey tepki vermez. Respond ne olur? Appropriate olur. Yani bir şeye düzgün bir tepki verirsiniz ya da uygun bir tepki verirsiniz. Dolayısıyla burada responded to it appropriately gayet güzel olur. Daha sonrasında da bu yapıları size söylemiştim. Which leads to yerine leading to diye devam edebiliyor. Bir relative clause'u böyle ing ile relative clause atarak gidebiliyor. Var mı başka bakabileceğimiz, söyleyebileceğimiz size? Yok. Devam ediyorum. Kelimelerde de dediğim gibi o kelimenin collocation'ını biliyorsanız, o boşlukta şeyi biliyorsanız bitti gitti. Mesela bakın 58%, bir percentage var. Bir percentage varsa ve fiil soruyorsa bu tamamen ne olmak zorunda? Yüzde 8'ini oluşturmaktadır, yüzde 8'ini teşkil etmektedir. Yüzde 8'i olmaktadır gibi bir şey olacak. Give out bir şeyi böyle yaymak anlamında, radiate anlamında. Give out, smell yani koku yaymak gibi. Take over, kontrolü ele geçirmek. Bring out, sebep olmak. Pardon dışarı çıkarmak veya işte bir şeyi nasıl diyeyim? Bring out bir şeyi böyle dışa vurmak anlamında. Bring about'la karıştırdım. Account for teşkil etmek olur. Point out ise vurgulamak. Show, illustrate anlamına gelir. Account for burada doğru cevap olacak. Account for yerine constitute olabilirdi. Make up of olabilirdi. Account for da olur. Account for'un iki anlamı var. Sebep olmak bir. ikincisi ise böyle teşkil etmek. Yüzde sekizini oluşturmaktadır gibi. Şu bring out'ı tekrar şey yapayım. Mesela, ne diyebiliriz? Şey diyebiliriz değil mi? Böyle, war can bring out evil in people. Yani savaş insanın içindeki şeytanı ortaya çıkarır. Bring out, bu, bu şekilde kullanabiliriz mesela. Burada ne diyor? Endogenous retroviruses. Yüzde sekizini, yani insan genini yüzde sekizine oluşturuyormuş. Make up'ı bakın burada kullan, oluşturmak. İşte burada da teknik bir şey girdi, tanıma girdi. Bunun tamamını çevirmeme gerek yok. Zaten sağlıkçılar bunu anlar. Burada asıl dikkat etmeniz gereken collocation'dır arkadaşlar. Bakın, account for a yani account for sebep olmak dersiniz. Oluşturmak dersiniz. Yüzde sekizini oluşturmaktadır. Belki aklınızda olan için yatmayabilir ama account for'un yanına bir şey yapın mesela. Bir responsible olma anlamı verir. Account for pollution. Account for the uh, Increase in carbon dioxide gibi mesela, işte karbondioksitin yükselmesine sebep olmaktadır gibi. Ya da böyle bir percentage gelir account for'dan sonra. Dikkat. The American Council on Exercise has estimated that for a person weighing, burada 80 kilo pound aşağı yukarı ikiye bölsek, 80 kiloluk bir insanın running burns, bakın burada rakam var. Şimdi burada da bize bir adverb sormuş rakamla adverb geliyorsa muhtemelen ya tam olarak diyecek ya da yaklaşık olarak diyecek ya da daha fazla diyecek. Yaklaşık olarak ifadesi currently şu anda chiefly ana olarak anlamına geliyor. Yani mainly gibi. Entirely tamamen. Necessarily illaki, mutlaka ki anlamına gelir. Approximately olacak. Yani yaklaşık 15.1 kalori yakarmış dakikada. Koşuyorsanız bunu yakıyorsanız şeyde ne Yürüyorsanız da 8.7 yakıyormuşuz. Burada while'da bakın bir zıtlık vermiş. Koşmakla yürümeyi birbirine e, karşılaştırmış. Burada arkadaşlar dediğim gibi approximately'dan sonra bir e, büyük bir rakam gelebilir. Ya da bu şekilde bir tahmini bir rakam gelebilir. Herkes tabii ki 80 kilo herkes 15.1 yakmayacaktır. Ortaya başka bir sürü kriter var. Cinsiyet gibi, yaş gibi, işte ne bileyim belki bazal metabolizma gibi. Neyse bilmediğim sularda daha fazla yüzmeyeyim ben devam ediyorum. Estimate önemli bir kelime bilelim hesap etmek. Um, estimated time of arrival uçakta görürsünüz. E ne diyorlar? Estimated time of ETA. Bu Amerikan filmlerinde de böyle şey uçaklı filmlerde falan görürsünüz askeri filmlerde. Both running and walking have been shown to promote heart health. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Um, işte koşmak, yürümek iyiymiş. İmmün sisteme yardım ediyormuş. Bakın böyle paralel paralel gidiyor. End dediğine göre yine paralel gidecek. Lead to a high, healthier, longer life. Tamam, moralimiz düzeliyor. Bağış sistemimiz güçleniyor. Harika. Accurately, net olarak demek. Accurately, mesela calculate olur. Accurately, estimate olur. Bir şeyi, değil mi? O şekilde. Ultimately olur. En nihayetinde demek. Bu olur. En nihayetinde iyi bir hayat süreriz. Desperately, çaresiz bir şekilde. Alternatively, alternatif olarak. Abruptly ise suddenly, aniden demek. Burada ultimately mantıklı bir cümleyi böyle bağlıyorsa yani and 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 diye gidiyorsa ve paralel şeyler söylüyorsa ultimately, eventually veya finally bunlar olabilir. Veya inevitably bazen olur. Biraz inevitably biraz daha olumsuz bir anlama geliyor. Kaçınılmaz olarak demek. Burada da ona bu şekilde dikkat edebiliriz. Başka güzel bir kelime var mı? Yok. Yani var da yani bildiğiniz kelimeler. Beşe bakıyorum extreme changes in the weather and environment can increase health problems as well as ha as well as dan sonra ne yapmış. Hava değişimleri sağlık problemlerini ne arttırıyor ve yenilerini yaratıyor dedi. Yenilerini yaratıyor dediğine göre diminishing şimdi diminishing azalan demek. Zaten increase diminishing olmaz. Azalan sağlık problemlerini arttırıyor diye bir şey olmaz. Previous health problems Geçmişteki sağlık problemlerini arttırıyor olmaz. Existing, harika. Var olan demek existing. Hali hazırda var olan. Sağlık problemlerini azdırıyor gibi aslında burada. Şey yapabiliriz. E, nüksettiriyor. Nüksettirme değil aslında. Daha da işte e, belirgin hale getiriyor. Accurate. E, bu da olmadı. Ne? Doğru demek. Can increase accurate. Kesin, net, doğru. Accurate calculation, accurate estimation. Daha önce de söylemiştim. Applicable da uygulanabilir. Feasible anlamına gelir Burada ne diyor? Yani işte hava değişimleri, ani hava değişimleri hali hazırda var olan sağlık problemlerimizi daha kötü hale getirir ve yenilerini de buna ekler dedi. Devam ediyorum. More of the brain is vision than hearing. Yani beynin büyük bir kısmı görselle gidiyormuş. Şey yerine hearing yerine duyma yerine taste, touch and smell combined. Combined güzel bir kelime. Combined'ı bilelim. E ne diyor? Yani hepsi beraber. Diyor ki, yani görüntüye beynin ayırdığı şey, e, kapasite, işte duyma, tat, dokunmanın ve kokunun tamamından bile fazla. Bu combined o anlama geliyor. Yani şu hearing ile beraber, smell, hepsi toplansa beyinde bir görselin yerini kaplayamıyor demiş olduk. Peki, bu combined bu anlama geliyor. Cümle sonunda olursa bu şekilde Hepsi birleşse bir vision etmiyor dedi yani. Provided sağlamak. Brain bakın burada mesela provided işaretlersiniz. Değil mi? İşaretlememiz lazım. Admit kabul etmek, accomplish tamamlamak, perceive algılamak, dedicate. Dedicate ne demek? Ayırmak. ona adamak yani. More of the brain is provided olmuyor. Provide ne demek? Sağlamak. Yani bunu mesela Türkçeden İngilizceye bir doğru bir çeviri yapsanız, yani İngilizceden Türkçeye tam bir çeviri yapsanız, Olur gibi hocam aslında. Ya. Beynin büyük bir kısmı oraya, oraya, oraya sağlanıyor. Hani biraz böyle zorlayarak, provided sanki olabilecek gibi düşünebilirsiniz. Değil. Dedicate. Yani bir şeyi ayırmak, adamak anlamında kullanılıyor. Beynin büyük bir kısmı görsele ayrılmış durumda. Ayrılmış. Tahsis edilmiş. Diyelim. Yeni sağlık çalışanları tahsis edilmiş kelimesine şimdi adam bakıyordur. Ne dedi hoca diye. Seviyorum böyle kelimeleri. During the asthma attack, during an asthma attack, bir asma, astım krizi esnasında ne oluyor? İşte hava, şey, nefes borusu şişiyor, kaslar sıkılaşıyor, katılaşıyor. And it becomes difficult. Bakın difficult önemli. Bunun difficult'ın sıfatı ne olur ki? Pardon zarfı ne olur? Yani bir şey e, aşırı zor olur. Mesela urgently, acilen zor olmaz. Voluntarily, gönüllü olarak zor olmaz. Increasingly, gittikçe daha zor olur gittikçe zor olur. Gittikçe uygun olmaz. Pardon, uygun bir şekilde zor olmaz. Tutarlı biçimde de zor olmaz. Increasingly difficult. Bakın increasingly difficult, highly difficult. Bunlar hep böyle collocation'dır. Yani highly difficult, increasingly difficult olarak bunu ezberlersin. Yani increasingly gittikçe artarak diye yanına çevirdiğiniz zaman tam olmuyor işte o. Şimdi mesela burada olur, başka bir yerde olmaz. Cümle içine oturmaz bu sefer şey diyor öğrenci. Hocam ben kelimeyi biliyorum ama bir türlü cümle içine yerleştiremiyorum. Neden acaba? <laughs> Neden? Şundan dolayı. Yani bir bütünü oluşturan bir şeyin içinden böyle tek parça çıkartıyorsunuz. Ondan sonra ona bir anlam vermeye çalışıyorsunuz. Olmuyor öyle. Öyle çok zor. Yani onu o şekilde anlayamazsınız. Yani o, bir bir ağacın dalını koparıp sonra da o dalın hangi ağaca ait olduğunu böyle elinizle aramaya çalışıyorsunuz. Öyle olmaz. Yani o dalı ağaçta görmeniz lazım. Öyle anlam ifade eder. Ee, bu tür kelimeler böyle. Yani Tier 2 kelimeler bu. E, kelimeler üç ayrılıyor dediğim gibi tier 1 tier 2 tier 3 tier 3 zaten şey mesleki kelimeler yani onları bilmenize gerek yok. İşte bir biyoloğun bilmesi gereken kelimeler var. Mühendisin bilmesi gereken kelimeler var. İşte bir doktorun bilmesi gereken kelimeler var. Pilotun bilmesi gereken kelimeler var gibi. Bunlar tier 3. Ya yani bunlar da bizim hedefimiz dışında olan kelimeler. Tier 2'yi bilmemiz gerekiyor bizim. Tier 1 zaten somut işte elma, armut. E, tier 2'yi de ezberlemek için dediğim gibi bizim akademik kelime setleri var. Phrasal verb setleri var. Bir, bir göz atın demo dersi de var zaten orada. Bence yani Türkiye'de de pek yok bu şekilde çalışan. Yani bu şekilde bir çalışma ben pek görmedim. E, var da hani daha çok hocalar e, kendi deneyimlerine dayanarak... ...anekdotal bir çalışma yapmışlar. Yani bence YDS'de bu kelimeler çok çıkıyor gibi. Ya da YDS'yi araştırmışlar bu kelimeler çok çıkıyor gibi de... ...tam öyle yürümüyor işler. Biraz daha bilimsel bir e, bizim çalışma o anlamda. Whether you're in the water yani sudaysan... ...dağdaysan, arka bahçedeysen... Wildlife, you have always protect themselves and their territory. Wildlife, yani karşılaştığınız yaban hayat gibi bir şey olacak. Kendini korumak gibi bir şey varmış. Encounter, karşılaşmak. Allocate ne? Give, grant. Bu da aslında tahsis etmek gibi, dedicate gibi düşünelim. Allocate funds mesela, bir fon tahsis etme gibi. In fact, şey, infect, şey, enfekte etmek bir şeyi. Require, gerektirmek. Call for, phrasal verb'ı. Require. Call for immediate action. Call for medication gibi. Diagnose ise teşhis etmek demek. Devam ediyorum. Consuming too much salt may... Ha, çok fazla tuz tüketmek bir sebep. Bu da sonuç değil mi? O zaman sebep olmak. Hangisi? Take up olmaz. Start. Make up for... Uh, telafi etmek olmadı. Call for demin söyledim. Gerektirmek. Cope with. Baş etmek. Bring about olacak. Demin yanlış... Söyledim ya bring out the bring about karıştırdım. Diye. İşte o bring about, bu bring about sebep olmak demek. Dikkat. Bring about, cause demek. Çoğu zaman işte account for, bring about, lead to. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı anlama gelir. Give rise to mesela. Dikkat edelim. Bu phrasal verbleri de arkadaşlar ezberlemenin bir yolu. Yani böyle çok mucizevi bir yolu yok. Kelimeleri tek tek bilmek bir şey ifade etmiyor. Yani take'i biliyorum, up'ı biliyorum. Take up ne demek? Start. E ne alaka? Yani yapacak bir şey yok. Bizim bir phrasal verb setimiz var. Araya ürün yerleştirme yapayım. E, sitemizde ona bakabilirsiniz. Orada 7 seviye yok en çok çıkan e, phrasal verbleri... E, biz bu sefer, e, dünyada böyle bir çalışma olmadığı için... E, biz e, o kelimeleri bir toparladık. 240 tane phrasal verb'ı. E, şu ana kadar da o 240 phrasal verb'ın dışında soru çıktı mı yok dille? Çıktı da çok çıkmadı yani. Genelde onlar çıkıyor. Bir göz atmanızı öneririm. Eğer 80 üstü hedefliyorsanız mantıklı. Ama yani kırklarda geziyorsanız 50 almanız gerekiyorsa tabii phrasal verbleri de ayrıca çok vakit harcamanıza gerek yok. İki tane soru çıkıyor. Stress can affect intestinal movement. Stress ne yapıyormuş? İşte e, bağırsa etkiliyormuş. Absorption mu? Yani IBS işte bu da irritable bowel syndrome olması lazım değil mi? E, bağırsak sendromu. Şimdi efekt bir şey etkilemek nasıl etkiler? Derinden etkiler. Unfairly. Adil olmayan bir şekilde etkilemez. Adversely harika. Adverse efekt arkadaşlar. Sağlıkçılar biliyor zaten. Adverse effect bitti. Briefly kısaca, dikkatlice ve isteksizce olmaz. Stress can adversely effect e, negatif olarak etkiler bağırsaklarımızı. Stres neyi etkilemez ki bağırsak etkilemesin zaten. Foodborne illness. İşte yani zehirlenme diyelim. Yiyecekle ilgili hastalıklar. More referred to as food poisoning. Yani foodborne illness ile yiyecek kaynaklı hastalıklar daha fazla hani ne olarak bilinir toplumda anlamında söylüyor. Is the result of eating contaminated spoiled yani bu yemeklerden birini yerseniz zehirlenirsiniz diyor. More randomly rastgele olmaz, adversely negatif olmaz, dramatically daha yüksek olmaz, daha böyle dramatik olmaz. More commonly, extremely de olmaz. Yani aslında foodborne illness daha çok sağlıkçıların söylediği bir şey, bizim halk dilinde söylediğimiz. More more commonly referred to yani daha fazla bilinen haliyle more commonly known, more commonly referred to dediğimiz daha sık bilinen adıyla zehirlenme. Tamam? Devam ediyorum. Biraz hızlı geçtiğim farkındayım ama ben şöyle bir yol izlemek istiyorum. Bu kelime sorularında böyle onu çiz, bunu çiz, onun altını çiz, bunun üstünü çiz. Yani alacağınız puan 1.25. Şimdi bu ilk 20 soruda çok fazla vakit harcıyor öğrenci. Sonra bir bakıyorsunuz hiçbir şey okuyamamış, çeviriyi yapamadım hocam, işte onu yapamadım. Oradaki sorular bazen daha kolay oluyor. Yani biz de mesela öğretmenler olarak hep bu sorunun taktiği var, maktiği var falan diyoruz. Ama günün sonunda taktiklediğimiz şey ne oluyor? İşte şunu görürsen past tense, bunu görürsen present perfect. İyi de ondan iki tane soru çıkıyor zaten. 80 tane soru var. Onlar ne olacak? Bunların taktiği tekniği var mı? Bir yere kadar var ama İngilizce bilmeniz gerekiyor öncelikle. Yani teknik taktik dediğimiz şey sınavın yüzde yani doğrudan yani hiç İngilizce iyi bilmeyen bir öğrencinin e, taktikle çözebileceği sorusu üçtür dörttür yani. E, tutup da elli alamazsınız e, İngilizce bilmeden. Yani İngilizce bilmeden kastını bazıları şey de diyor hocam hiç bilmiyor ona rağmen elli aldı. O okuyordur o. Okuması iyidir. E, yani konuşamıyordur ama olabilir. Yani bizim sınav bunu ölçüyorsa o ölçtüğü beceride iyidir zaten ben de şey demiyorum zaten. You can injure your shoulder. Omzunu incitebilirsin. Ne yaparak? İşte kol gücüyle çalışarak. Spor yaparak veya bazen de nasıl movement olur? Bir hareket nasıl olur? Distinct. Farklı hareket. Olmaz. Komp kapsamlı hareket olmaz. Repetitive movement. Harika. Sürekli aynı şeyi yaparak. Intrinsic içsel demek. Prominent de önemli demek. Başta gelen yani şey yapan. Prominent writer. Prominent science, e, uh, scientist dediğiniz zaman en önemli uh, ileri gelen anlamda repetitive olacak. Yani sürekli aynı hareketi yaparak da uh, omuzumuzu sakatlayabiliriz. Sürekli metrobüste seyahat edenler de omuzunu sakatlayabiliyor. Böyle bir şeye ben şahit oldum. Bir arkadaşım doktora gitmiş. Metrobüste mi seyahat ediyorsun <laughs> demiş. Doktor direkt. Uh, de, çat diye buldu beni dedi. Yani işte artık başka türlü iki eliyle böyle asıl falan demiş herhalde şey o tutamaklara. En sonunda oldu bilmiyorum. If you have a personality disorder, bir Psikolojik bir sorununuz varsa, you may have a difficult time relating to others, yani diğerlerle ilişki kurmakta zorlanırsınız. Everyday problems, pro problemle ne yaparsınız, problemi çözersiniz. Take after olmaz, benzemek demek. Deal with harika, problemi deal with edersiniz. Account for sebep olmak, günlük problemleri sebep olmazsınız. Call off ne demek? İptal etmek. Put off onun kuzeni. Call off onun, yani call off iptal etmek. Put off ertelemek. Fallout küsmek, işte ayrı düşmek gibi bir anlama geliyor veya düşme yani saçın saç dökülmesi mesela olarak da kullanılabiliyor. Deal with. Burada güzel. Problem görürseniz deal with, handle, işte cope with gibi yapılar gelir. Deal with de çok sık karşımıza çıkan phrasal word'tür. Account for da öyle. Dikkat. Kidney stones. Bakın demin ben onun cevabını verdim. Bir kaçın soruda hatırlamıyorum. İki miydi, üç müydü? Şey, böbrek taşları. Calcium oxalate, tan oluşur. Oluşmak neydi? Make up of, öyle değil mi? Turn up, çıka gelmek, ortaya çıkmak, come across, tesadüf etmek. Keep away, uzak durmak, clear out, temizlemek ee, gibi. Yani o, o, ortamı temizlemek, açmak anlamına geliyor. Buradaki e, ne diyor? İşte böbrek taşları, şunlar pass stone stone'dur bunda. şeyi. Yani taş düşürmek, pass a stone. Biz düşürmek diyoruz onlar, pass fiilini kullanıyorlar. Evet. The escalating use of blue light, blue light emitting devices, tabletlerden işte bu mavi ışık ya şeyler, cihazlar poor sleep quality. Bakın burada yine bir cause var, burada da efekt var. O zaman sebep olmak. Sebep olmak bunlardan hangisi? Spread out yayılmak. Come up with bulmak, invent, find out gibi. Come up with a plan, come up with a pro, uh, ...idea mesela. Come up with an idea. Resulting olacak. Yani lead to. Yani bring about. Yani account for. E, gider daha bir sürü var. Cause. Değil mi? E, fall apart. Ayrı düşmek. Crack down. İşte böyle e, nasıl diyeyim? Üzerine gitmek. İşte de, mesela şey derdi. The police is... The police are... ...cracking down on the terrorists. Mesela. Üzerlerine gidiyor. Hani onları rahat... Nefes aldırmıyor. Heh, güzel oldu. Crack down on. Bir şeyin üzerine gitmek anlamında. Result in burada gayet güzel olur. Poor burada kelimesini iyi bilelim. Yetersiz demek yani fakir gibi düşünmeyin. Yok ile girecekseniz poor kelimesi artık sizin için yetersiz anlamına taşısın. Puberty, ergenlik. Is a complex process that... Tamam. Bir ergenlik var. Bir süreçmiş bu süreç. Bir sürü coordination of several body systems and hormones. Birçok şeyin vücut hareketini işte hormonların koordinasyonunu içerir diyecek. Overlap, üst üste binmek, çakışmak. Prohibit yasaklamak, remove kaldırmak, involve içermek. Re uh, reverse ters döndürmek, bu da olmadı. Involve olacak, içermek. Uh, burada başka bir kelime olabilir mi? Process that uh, involves, that uh, is made up of olabilir. Değil mi? That accounts for, fena değil. Olabilir, zorlarsak olur. Bunlarda işte çok soru çözmeniz lazım. Yani Böyle kelime ezberlemeyin. Yani soru çözmeye çalışın. Cümle içinde görmeye çalışın kelimeleri. Şimdi siz farkında olmadan söz dizi mesela several study. Several kelimesinin ne olduğunu, ne olduğunu çok önemsemeyin. Yani several'dan sonra ne geliyor işte. Onlara bakın. Report uh, have increases in early people. Bakın increases in. Bir şeyin artması bakın. Increase'den sonra in daha çok geliyor. Böyle dikkat edin. Cümle içinde dikkat edin yani. Bazen görüyorum Instagram'da inle kullanılan kelimeler. Bir yazmış 500 tane kelime. Altında da böyle... Beynim almış bilmiyorum 300 tane kişi beğen. Neyini beğendin onu? Yani onu görmen neyi ne değiştirecek hayatında? İşte ofla kullanılan fiiller buyurun falan. E tamam yani <laughs> ne yapalım yani tamam da nasıl olacak? Onları nasıl hatırlayacağız? E cümle içinde görmeniz lazım. Anlamlı bir konteks olması lazım. Yoksa e, paylaş paylaş dur. In recent years several studies have reported increases in early puberty onset. Onset başlangıç. During the covid. Burada ne diyor? Yani işte kızlarda kız çocuklarında ergenliğe bir geçiş olmuş. Erken geçiş olmuş yani. Bilhassa Covid pandemi zamanında bakın şöyle virgül gelirse bir de örnek veriyorsa böyle bilhassa seriously olmaz, efficiently olmaz verimli bir şekilde gibi, etkin bir şekilde adequately yeterli olmaz. Particularly özellikle bilhassa demek. Burada notably, precisely, accurately yani kesin, net anlamına gelir. Particularly özellikle bilhassa demektir. Notably olabilirdi burada. Başka bir kelime daha var. Biraz şu anda aklıma gelmedi. Bir sonraki soruda olması lazım. O dikkatimi çekmişti çünkü. Örnek verirken. Ya Saçez gibi düşünün bunu. Bilhassa. Particularly veya uh, notably olabilir. Saçez gibi düşünün. Ha, Bir tane daha geldi bakın. O da şimdi uh, demek ki doğru hatırlıyormuşum. Except for the late development of a few urban centers. İşte birkaç uh, sonradan geç uh, şey yerleşen yerleri saymazsak. Mezo Amerika, Orta Amerika. Population density in the new world rarely reached the levels needed to sustain epidemic diseases. Yani şöyle bir alış tadıyla epidemik yaşayamadı diyor. Çünkü nüfus yoğunluğu olmadı diyor. şimdi şöyle bakalım. Primarily olma ihtimali var. Neden? Primarily özellikle anlamına gelir. Ana mainly gibi. Burada yine particularly olabilirdi. Yine notably olabilirdi. Conveniently rahat bir şekilde demek. Decisively kararlı. Virtually neredeyse anlamına gelir. Plausibly de makul olarak anlamına gelir. Burada primarily bilhassa anlamına geldi gene. Türkçe çevirirsek aşağı yukarı öyle bir çevirme yapabiliriz. Burada başka bir güzel bir kelime var mı? Yok. Tamam. Sustain, sürdürmek anlamına gelir. Devam ediyorum. The fact that cholera affected the poorest sectors of society most... Ha. Yani efekt... Nasıl olur? Yeterli olmaz. Ben bu arada hızlı çözüyorum. Durdurun arada videoyu böyle. Hızlı çözmemin nedeni... Yani nereye bakmanız gerektiğini güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü cümlenin geri kalan kısmına... Yani şuralara böyle unsanitary neydi, overcrowded living, bunlara gitmeyin yani. Şuralarda bir collocation'a baktığınız zaman o kelimeyi bulursunuz. Rarely, olmaz. en Nadiren etkilemez yani zaten fakir adamlar. Eventually, olmaz. Profoundly, profound ne demek? Derin demek. Ama suyun derinliği değil. İşte böyle mecazi bir derinlikten bahsediyorum. Reluctantly istemeden demek. Profoundly olacak. Ne diyor burada? Yani koleranın the fact that de bir cümle başlıyorsa da olması diye çevirin. That de olabilirdi. That cholera affected. That de başlıyorsa cümle o anlama gelir. Yani koleranın en fakirleri derinden etkilemesi şunu 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 sonucundadır gibi. Yapması, etmesi gibi. The fact that veya that başlarsa başlasa fark etmez. Burada most profoundly was the result above all the all of structural factors such as yani işte sağlıksız koşullar, işte fazla kalabalık olması her tarafın gibi. Tamam. The fact de anladık değil mi? Olması gibi. Bir örnek verelim burada. Mesela senin geç kalman beni çok e, rahatsız etti. Mesela that you came late made me bothered, angry gibi. That you came late. Senin geç gelmen gibi. Tamam. Bu şekilde. Yani çok sık kullanılan bir yapı değil ama genelde konuşurken böyle demeyiz yani. İşte as you came late, I got really angry derseniz tabii ki de. Yani detin buradaki anlamını basitçe göstermek istedim. One of Hippocrates' huge contributions, şu şaşırtmasın sizi bir isim, özel isim S ile bitiyorsa ama Hippokrates'in, Hippokrat'ın demek istiyorsanız oraya bir S daha koyamayacağınız için mecburen apostrofu o şekilde koyuyorsunuz. Hippokrat'ın yani. Hippokrat'ın en büyük katkılarından neymiş? Was the, bakın into varsa ne vardır? Insight vardır net. Interpretation of, yorum. Confidence, daha sonra özel bir preposition yok. Outbreak of, olabilir. Bir şeyin patlak vermesi, başlaması. Recurrence, bir, de, bir şeyin bir daha olması. Relapse gibi, nüksetmesi. etmesi. Uh, the insight into the fact that diseases could have natural rather than supernatural causes. Hmm. güzel. Hipokrat'ın en büyük şeylerinden bir tanesi neymiş? Uh, hastalıkların ...doğaüstü sebeplerden ziyade doğal sebeplerden dolayı da olduğunu şey yapmış, ileri sürmüş. Bayağı önce bunu yaptığını düşünürsek ve hala bunun üstesinden tam olarak gelemediğimizi de... ...insanların hala bazı hastalıkları başka şeye bağlı, bambaşka şeylere bağlında bildiğimiz zaman... ...bayağı, hakikaten huge contribution yapmış ama yani daha var. Evet, burada bitiriyoruz. 20 tane soruyu sizinle çözdüm... Burada arkadaşlar şunu yapacağız. Bakın tekrar ediyorum. Kelime sorularında da baktınız. Kelimeleri bilmiyorsunuz. Olabilir. Yani bilemeyebilirsiniz. Ya. Sınava girmişsiniz artık. Bunu moral bozmak için söylemiyorum. Yani Bazen girersin. Bilemezsin yani. Olabilir. Ben de e, her zaman çok başarılı olduğum sınavlara girmiyorum. İngilizce biliyorum. Yani diğer e, bilimlerde iyi değilim. E, şimdi baktınız. Bilmiyorsunuz. Vakit kaybetmeyin bu kelimelerle. Yani Mümkün olduğu kadar çok soru görmeye çalışın. Çok soru ya çok zaman ayırmaya çalışın. Şimdi bazen mesela şeylerde bizim o yok sağlık video eğitimlerimiz var. temadin.com'a girerseniz göreceksiniz. Ben o eğitimlere katılmanızı çok isterim. Çünkü yani çok güzel bir şekilde onları tasnif ettik. Güzel bir şekilde bir çalışma yürüttük. Bence çok kapsamlı ve ekonomik de yani. Çok mantıklı o eğitimleri almak. Bir inceleyin isterseniz. 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık falan erişimler de var. Kelime paketi de alabiliyorsunuz. Epey kapsamlı. E şimdi öğrenci ne yapıyor? İlk 20 soruda çok vakit harcıyor. Oturuyor bir saat kelime çözmeye çalışıyor. Preposition söylemeye çalışıyor. Sonra diyor ki zaten paragraflar uzun. Ben paragrafı zaten yapamam. Öyle düşünmeyin. Bazen irrelevant'ta veya cümle yerleştirmelerde paragraf sorularında öyle basit sorular çıkıyor ki. Ama öğrenciye soruyorum hocam ben 60'tan sorusunu göremedim diyor. Peki diyorum ki niye göremedin? Yani seni yani ilk 20 soruda bu kadar vakit harcamaya itip de daha sonrasında yani öğrenci aslında bence şöyle çalışıyor. Yani şimdi eğitimciler de biraz böyle yapıyor. İlk 20 soruyu anlatmak daha kolay. Aa, orada onu mu gördün bunu yap. Orada bunu mu gördün şunu yap falan diye ya, aslında taktik. E siz de ilk 20 soruya bel bağlıyorsunuz. Be orada en azından bir kaçırmayayım diyorsun, diye bakıyorsunuz olaya. E 20 sorudan beklediğinizi bulamayınca... E, ...zaten diğer sorularda diyorsun ki ben zaten bunu anlamam. Ben buna zaten yönelik bir çalışma yapmadım. E, programların çoğu da zaten... ...yöktüğü programların çoğu da zaten şeyden gider. Yani önce tense önce gramer önce şu önce bu derken e zaten sınava 3 hafta kala paragraf falan bakıyorsun. Yetmiyor zaman yani normaldir. Dolayısıyla ne yapıyor? Burada bir zaman kaybı yaşanıyor. Ben de diyorum ki yani şu anda ben çalışma stratejisi üzerine konuşmuyorum ama sınava girdiniz artık yani yapacak bir şey yok. Sınavdasınız. Baktığınız birinci soruya. Olmuyorsa geç. O da 1.25, 75. soruda 1.25. Devam et. Durma yani. Burada durma ama mesela çeviri sorularında dur, incele. Yani bak çeviri sorularında çünkü orada bir sürü bakman gereken şey var. Paragraf sorularına vakit ayır. Bağlaç sorularına vakit ayır, cümle tamamlamaya ayır. Ama oturup da burada işte recurrence neydi ya, recurrence neydi ya demin alemi yok. Bilmiyorsan geç, devam et. Ee, bilmiyorum demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ilk 20 soruda gereksiz yere zaman harcamayın. Ee, bunun için de e, yani yok dili çalışmak istiyorsanız da Dediğim ki bizim eğitimlerimiz var ama yani şöyle yapmanız lazım. Biraz zaman ayırmanız lazım arkadaşlar. Yani şöyle düşünün hayatınızda öğrendiğiniz birçok şey için zaman harcamanız gerekti. Dil öğrenimi de şu an için çok aşırı derecede kısaltılabilmiş değil. Yani mevcut teknolojiler henüz buna el vermiyor. İleride el verirse tabii ki benim fikrim değişir. Ama şu anda buna vakit ayırmanız gerekiyor. Yani çok kısa sürede olacak iş değil. Yani şimdi biz size anlatıyoruz. Aa, çok kolay, çok kolay. Çok kolay da ben 11 yaşında İngilizce öğrendim. 44 yaşındayım yani. 33 senedir İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Bir süre kolej okudum. 20 sene üniversitede ders verdim. Ve yani ve İngilizce öğretmeniyim. Hani bir tek de işim İngilizce. Yani İngilizce de bileyim yani artık. Ama bir yere kadar ancak geldi. E, sınava giriyorum bazen ben de bir soru yanlış yapıyorum. Yani iki soru bazen yanlış yapabiliyorum. E, yani anlatabiliyor muyum? Demek istediğim bu zaman gerekiyor buna yani. Zamanı ayırın olur. Ama böyle bir hafta kalı, iki hafta kalı, üç hafta kalı kampa giriyorum falan. Yani bunları Boş verelim. Kampla mampla olacak iş değil bu işler. İyi günler diliyorum.